Türkiye ve Orta Doğu'daki algısız. Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı TESEV tarafından yapılan Orta Doğu'da Türkiye algısı araştırmasının sonuçları açıklandı. Dikkat çekici sonuçlar var. Türkiye mesela %78 ile hakkında en olumlu düşünülen ülke. Orta Doğu için bir model olabilir diyenlerin oranı oralarda %61. Başka veriler de var. Daha etkin olmalı Orta Doğu'da diyenlerin oranı da %71. Konuğumuz TESEV Dış Politika Programı Direktörü ve bu araştırmanın hazırlayıcılarından Sabiha Şenyücel. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Türkiye'yi ne kadar tanıyorlar? Önce oradan bir bakalım. Yani bu verilerin kuvvetini biraz ölçmek gerekiyor. Türkiye'yi takip ediyorlar. Son yıllarda artan bir ilgiyle takip ediyorlar. Bunu gene bu araştırmaya dayanarak söylüyorum. Bu araştırmanın 3. yılı. Biz 2009 ve 2010 yıllarında da yaptık. O zaman daha az ülkeyi kapsıyordu. Fakat yine Orta Doğu ülkelerinde yaptık. Türkiye'den lider isimlerini biliyorlar. Dizi isimlerini biliyorlar. Türkiye'den ürün ismi sayabiliyorlar. İşte Türkiye ile son zamanlarda en son buraya kim geldi sorularına cevap verebiliyorlar. Türkiye'yi bayağı yakından takip ediyorlar. Ayrıca bu araştırma kapsamı dışında gerek bölgeden gelen insanlarla yaptığımız görüşmelerde, gerek bizim yaptığımız bölgedeki toplantılardan kişisel izlenim olarak söyleyebilirim ki çok özellikle şu an değişim yaşamakta olan ülkeler ciddi bir ilgiyle takip ediyorlar Türkiye'yi. Yani hepsi seviyor demek tabii ki söz konusu değil. Çok eleştiriyorlar da. Sayı yani oran %78. Evet. Bu halka sorulduğu zaman oran %78. İçlerinde Türkiye'ye olumlu bakan ülke, en olumlu bakan ülke hangisi? Böyle bir şey söyleyebilir misiniz? Söyleyebiliriz. Libya, Mısır, Tunus da Türkiye'ye ciddi bir sıkıntı var. Yani Afrika, Kuzey Afrika. Evet. Filistin. Aslında şöyle söylemem daha doğru olur. %44 ile Suriye Türkiye'ye en az olumlu görüşü veriyor. Diğer ülkelerin hepsi %60'ların üzerinde. Birçoğu %70, %80'lerin de üzerinde oranlarla Türkiye'yi olumluyor. En yüksek Libya'da %93'ü evet Türkiye'yi çok seviyoruz cevabını veriyor. Çok güzel. Pekala bir de faktörlere baksak, içerikteki faktörlere... Türkiye'yi model alma meselesi gerçekten önemli. Burada şu anki halimize mi razılar yoksa daha derine bakabiliyorlar mı? Bu araştırmadan bunu söylemek çok zor. Ben izlenim sordum, biliyorum evet, elbette. Evet, ama şunu söylemek mümkün. Bu işi biraz daha sıradan vatandaşa diyeyim. Sorduğunuz zaman tabii ki de Türkiye'ye biraz böyle bir gıptayla bakılıyor. Çünkü elde edebilecekleri bir takım şeyler var Türkiye'de. Ulaşılabilecekleri bir idealler var. Ve bunlar neden bizde olmasın diye bakılıyor. Bu özellikle mesela bölgedeki kadın ve genç kadınlarda çok belirgin. Onlar gerçekten biz de buradaki kadınların haklarına sahip olmak istiyoruz diyorlar. Bu çok önemli. Tabii bilmiyorlar ki biz de burada kendimiz kadın hakları için ne mücadeleler veriyoruz. Biraz da işin o boyutlarına bakıyor. Çünkü bu konular konuşulurken Türkiye'de de bir sorun var. Yani o kadar da böbürlenmemize gerek yok diye bir takım görüşler ortaya atılırdı da ama diziler vesaire buradaki yaşam tarzını gördükleri için herhalde o da etkili oluyor galiba. Çok etkili oluyor. Dizileri zaten %71 yanlış hatırlamıyorsam oran %71 oranında Türk dizileri seyrediliyor. Bu geçen yıl da böyleydi. Gene 74-75 gibi bir orandı geçen seneki de. Ve isimleri biliyorlar. Yani benim bilmediğim işte aktris isimleri, aktör isimleri, dizi isimleri geliyor. Ama dediğim gibi tabii ki de herkesin Türkiye'ye böyle bir kitle olarak biz Türkiye'yi evet. çok seviyoruz demiyorlar. Tabii ki eleştiren bir kesim evet. var. Daha etkili olmalı %71. Bundan ne sonuç çıkarıyorsunuz? Türkiye'nin Orta Doğu'da özellikle arabuluculuk konusunda rol oynaması isteniyor. Mesela bir takım çapraz sorular da sorduk acaba tesadüfen mi bu cevaplar çıkıyor diye. İşte İsrail'le yaşanan bütün bu gerilime rağmen Türkiye'nin Orta Doğu barışına çok olumlu katkı yaptığı düşünülüyor. %77'si. Türkiye Orta Doğu barışına iyi bir katkıda bulunuyor diyor. Bu da şunu gösteriyor yani biz bunu tabii biraz daha da hani kişisel diğer araştırmalarımızla söyleyebiliyoruz. Türkiye'nin son yıllarda her ne kadar son 6-8 ayda biraz daha gerilimlerin de bir parçası olsak da bölgede halen Türkiye'nin arabulucu rolü, çatışma çözümünde yer alan rolü bölge tarafından kabul görüyor ve demek ki böyle bir role de ihtiyaç var bölgede. Evet. Onu da gösteriyor. One minute duruyor mu hala bir yerlerde bölgede? Duruyor. Öyle mi? Duruyor. Önemli bir çıkış noktası. Çok önemli bir çıkış noktasıydı. Yani Amerikan askerlerinin Türkiye'yi kullanmasına izin vermemek. Evet. Tezkereyi Türkiye parlamentodan geçirmemek. One minute Davos, Mavi Marmara ve akabinden zaten hani
daha yakın tarihte olanların hepsi çok ciddi etkisi var. Peki bölgenin demografisi hakkında da epey bilgi sahibi oldunuz bildiğimiz kadarıyla. Nedir durum? Yani sosyoekonomik yapı vesaire, bilinç, buna benzer şeyler. Bunu tabii bölgeye genellemenin çok zor olduğunu söyleyeyim öncelikle. Ülke baktığımızda. Bölgeye genellemek çok zor. 16 ülkenin hepsine hakim olduğumu söylemek de çok zor. Fakat daha sık gittiğimiz ülkelerde şunu söylemek mümkün. Mesela bu araştırmada da zaten araştırmanın katılımcılarının yaklaşık %70'i 45 yaş altı. Aslında şimdinin jenerasyonunun görüşleri biraz daha ağırlıklı denebilir. Bölgede biraz daha dış dünyaya karşı ilgi var. Ve dış dünyayla daha çok ilgileniliyor. Ama mesela bu Libya'da, ben gitmedim Libya'ya ama Libya'da hala tabii Kaddafi rejimi çok yeni devrildi. Onun etkisini görmek mümkün. Evet. Bizle konuşmak istiyorsanız buraya gelin diyorlar. Yani onların bir toplantıya davet ettiğiniz zaman. Evet. Biraz hani o gelenek devam ediyor. Biraz daha kapalılık devam ediyor. Bundan ne kadar gurur duymalıyız? Ne dersiniz bu tabloda? Gurur duymak, evet, Türkiye'nin başarılarıyla tabii ki de. Hani belki bizden çok siyaset yapıcılar. Fakat biz tabii sivil toplum olarak hep biraz daha eleştiririz. Buradan gurur duymanın ötesinde bize çıkan sorumluluklara biraz bakmak lazım. Evet. Çünkü Türkiye'ye bu kadar önem verilmesi. Çok kısa alayım, uyarı alıyorum. Tamam. Türkiye'ye bu kadar bakılması, Türkiye'nin takip edilmesi, Türkiye'ye gerçekten çok az hata payı bırakıyor. İç siyasetinde de dış siyasetinde de. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun.